kavmim, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, sayın rektörüm, sayın Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri temsilcisi, çok değerli gazilerimiz ve gazi yakınları, saygıdeğer şehit yakınları, protokolün saygıdeğer mensupları, ilçemizin siyasi temsilcileri, ordumuzun değerli mensupları, güzide basın mensupları, değerli Silivri halkı. Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli hasletimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her biri için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır. 121'de kanunla müşir yani mareşal rütbesiyle gazi unvanı verilişinin 103. yıl dönümü ve bu hasletler içinde savaşmış gazilerimizi anmak, ulu önder Atatürk'e ve Türk devletine bağlılığımızın sembolü olan çelenkleri Atatürk anıtına sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma arz ederim efendim. Hop! Hazır ol! Sağ! Sol! Dur! Çelenk al! Çelenklerine uyguladım! Marş! Garnizon komutanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulması arz ederim. Hazır ol! Sağ, sola, dön! Çelenk al! Çelenk yerine! Uygun adım var! Çelenginin Atatürk anıtına sunulması arz ederim. Yeni bak. Silivri bandosu, Silivri Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için bayrak, flama al. Dikkat!
Filama, al. Sayın Kaymakamutanım, Sayın Rektör, Sayın Rektörüm, Sayın Gaziler Derneği Başkanım, değerli protokol üyelerim, çok değerli silahlı kuvvetler mensubu kardeşlerim, kıymetli şehit ailelerim, değerli gazilerim, kıymetli basın mensubu ve güzel Silivri'nin güzel insanları. 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen programımıza katılımınıza şahsım ve tüm gaziler adına hepinize hoş geldiniz diyor. Bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olduğunuz için şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Bugün bağımsızlığımızı ve varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanlıkları ve fedakarlığa tarihe mal olmuş kahraman gazileri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Gururla taşıdığımız gazi ünvanı atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, bu güzel yurdu düşmandan temizleyip bize armağan eden İstiklal Savaşı gazilerinin, dünya barışı ve insanlık uğrunda Kore'de savaşan, Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore gazilerinin, Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve adadan Türklerin tamamen silinip Yunanistan'a bağlanma yerlerini Akdeniz'in karanlık sularına gömen Kıbrıs gazilerinin, 15 Temmuz 2016 tarihinde haince düzenlenen darbe planına karşı planlarını içe sayarak mücadele ve müdahale eden 15 Temmuz gazilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'mizin karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, tüm mahalli gazilerin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyet'in teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletinin azmini, gücünü ve kudretini ortaya koydunuz. Bizler asla ödün vermeyeceğimiz vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet gibi yüksek idealler uğruna bedenlerimizi siper edip kanlarımızı akıttık. Biliniz ki dünya var oldukça bu idealleri kendine şiar edinmiş olan Türk milleti ve onun evlatları olarak dün olduğu gibi bugün de iç ve dış düşmanlara karşı dimdik ayakta Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu ve takipçisi olacağız. Bu güzel vatanımızı bölmeye, parçalamaya, karanlığa götürmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini, bu uğurda gerektiğinde gözümüzü kırpmadan ölmeye hazır olduğumuzu tekrar aykırmak istiyorum. Bu aykırış bütün hain düşmanlara, bu beyan tüm dünya milletlerine, Gaziler Günümüz kutlu olsun arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Şanlı Gazi, sana selam. Selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerin de canları olsun feda. Sayın Kaymakamım, 19 Eylül gazilerimizi anma, çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. 19 Eylül gazilerimizi anma salon programımız saat 11.30'da Silivri Belediyesi Önder Yılmaz sahnesinde yapılacaktır. Arz ederim efendim. Misafirler. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Bilindiği gibi Muharip Gazi harbe katılıp da harpten sağ olarak dönen savaşmış kahramanlardır. Gazilik ünvanı devlet tarafından verilir. En büyük gazi bu ünvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 2002 senesinde çıkartılan yasa ile 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde devam eden Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda elde ettikleri başarıyı devam ettirerek Türk ordusuna son darbeyi vurup Ankara'yı işgal etmeyi düşünen Yunanlar yeni bir saldırı başlattılar. 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'nda atından düşük yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa'ya bu savaş sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir.
dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve gazi olmuş tüm gazilerimizi Gaziler Günü'nü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Sayın Kaymakamım, program akışına arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, video gösterimi, şiirlerin okunması, oratoryo ve türkü sunumu, kapanış arz ederim. Sizleri... Gaziler Günü değerli bedeli canla ve kanla ödeyecek.
ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin beka uğrunda canlarını adayanların gurur ve şeref hatırına bilgi ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşa muhalif gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağlup gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mami ile taşlandırıldığı gündür. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Günümüz kutlu olsun. Konuşmama son vermeden önce bir şey daha söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak alacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek mailar kalacaktır. Bu senin en kıymetli hazinendir. Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bekbahların olacaktır. İşte bu ahlada senin muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk milletine. Sağlık Kötesi'nden Çanakkale Boğazı'nın methaline kadar bütün kıyılara dünyanın en büyük, en kuvvetli, en mağlup milletleri asker çıkardılar. Çıkardılar fakat geçici olarak. Biz onların o büyük toplarına, büyük sınıflarına bu kuvvetlerimizi geldik. Arkadaşlarımıza el ele verdik. Gönül birliğiyle çalıştık. Geldik elhamdülillah. Toprağımızdan da çıkardık. Boğaz bile girdik oraya. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kalan arkadaşlarımızın da tebrik ederim. O harbin dehşetini, heyecanını bizden sormalıdır. Evet. Onun içinde biz yaşadık, gözümüzden biz kurduk efendim. Bir torununuz olsaydı ona ne söylerdiniz? Ona söyleyeceğimiz ki, oğlum beni görüyorsun, bak bacağım yok. Bu vatanına, bu millet uğruna. Sonra sizi yetiştirmek için söylerdim. Sizi yetiştirdik, siz de bizim gibi bu vatanınızın kıymetini, bu milletinizin sevgisini iyi bilin. İyi çalışın, bizden daha üstün olun. Bak ve tanı. İstiklal güneşi bu baştan doğdu. Salgından kurtardı güzel vatanı. Bütün düşmanları yurdundan kovdu. Gazilerimize adlı şiiri öğrencilerimizden Emirberk Özlü sunacak. Çıktın yola.
öğrencilerimizden Aylin Öngel, Mehmetçik adlı şiirini sunacaktır. Tarlada rehber, sınırda asker, tunç gibi gezer aslan Mehmetçik. Duyuranım o, koruyanım o, benim canım o, aslan Mehmetçik. Anası vatan, babası vatan, kalplerde yatan aslan Mehmetçik. Yeldir aşar o, seldir taşar o, ölmez yaşar o, aslan Mehmetçik. Öğrencilerimize bu anlamlı şiirlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Düşmanlar siperde sınır dışında, vatanın bekçisi görev başında. Bacağı topallar bir tek kurşunda, şehide yakın yaralı gazi. Ben gaziyim, hürriyet aşkıyla dolanmış kocaman bir erim ben. Ben milletin yönündeki vatan sevgisi, dudaklarındaki yılın türkü. Ben gaziyim. Ben Türk damarlarından kan kan, içlerinde gizlenen cesur aslanı. Ben gaziyim. Ben düşmanın yüzündeki korkuyum. Ben Türkiye'liyim. Vatan uğruna, millet uğruna savaşırım. Benim bayrağım dalgalansın da varsın toprağa karışayım. Ben şanlı aslanım. Sohbet geçirdik, oyuk oyuk oldu aldığımız yaralar. Yara nişandır tenine erin, ölümse son rütbesidir askerin. Altı da bir, üstü de birdir yerin. Şanlı yiğitler vatan imdadına. Selam! Vatan uğrunda gazi erlere selam. Selam! Millet yolunda çarpan kalplere selam. Selam! Her şeyden yüce şanlı bayrağa selam. Selam! Onu yücelten yenilmez yüce selam. Can kardeşim, kan kardeşim, şan kardeşiyiz biz. Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü var. Millet yoludur, halk yoludur tuttuğu.